Şimdi biraz eğlenceli bir konuya geçelim mi? Ben bu robot robot işlerini pek e, sevmem. Hani şey robota soruyorlar. Robot <laughs> Nerelisin diye. O da yani. böyle bir arıza veriyor filan. Şimdi bir robotu getirdi e, bir arkadaşımız. Neydi o arkadaşın adı ya? Onur neydi arkadaşın adı? Oğusan Uğur. Ha Oğusan. Ee, işte onunla bir program yaptı böyle işte kendince. Ee, o şeyi soruyorlar. Gelmiş işte arkaya ya. sesli var mı? Hadi daha iyi. Onu dinleyelim. Evet evet. Tamam. Hadi dinleyelim bakalım. Kılıçdaroğlu istifa etsin mi diye soruyorlar robota. Bakalım ne diyor. Sonra Erdoğan hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorlar robota. Bakalım ne diyor. Çok Cumhur İttifakı yanlısı bir robot yalnız bu Sofya. <laughs> <laughs> Robotun kaseti. Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa etsin mi? Ah, politikaya giriş yapmışız demek. Ben bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevlerine karar verme yetkim yok. Ne yazık ki. Ama evet, istifa etmelidir. Recep Tayyip Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağımı biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu görevinden... Kim kodlamış bu sofrayı? <laughs> <laughs> bir daha dinleyebilir miyiz ya? Tamam, tamam bir daha. <laughs> sosyal medyanın çok etkisinde kalmış. Ya da hiç etkisinde kalmamış. <laughs> Yukarıdaki soru o, sosyal medya. Hadi bir daha dinleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinden istifa etsin mi? Ah, politikaya giriş yapmışız demek. Ben bir yapay zeka olarak siyasi liderlerin görevlerine karar vermeye yetkim yok. Ne yazık ki. Ama evet istifa etmelidir. Recep Tayyip Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağımı biliyorum. Kemal de çalışmaktan mutluluk duyacağımı biliyorum ne demek ya. O da bir tuhaf değil mi? Yani danışman kadrosunda sarayda görev istiyor herhalde. Değil mi? <laughs> Yapay zeka. <laughs> Hakan abi ne diyorsun sen? Genelde bu konularda ilginç yorumlar yapabilme potansiyeli yüksek bir insansındır. Teşekkür ederim. Ama ben bu geleceğe yönelik zaten biraz fütür şeyleri düşünürüm zaten zaman zaman. Fütüristik bir insansın. Ya gelecekte biz görmesek de bizim çocuklar, torunlar, onların torunları ya da gelecek nesiller yaşayacak bu dünya. Neyi yaşayacak abi? Şu e, bugün bizim için çok önemli düşündüğümüz, çok önemli dediğimiz şeylerin çoğu önemsiz hale gelecek e, ve çok başka şeyler önemli hale. Mesela bundan 40 yıl önce biri deseydi ki yaşantımızdaki en mühim şeylerden biri şu elimizdeki cep telefonu olacak. Her şeyde hava durumu cep, konuşma, resim, fotoğraf falan. Ama geldi. Şimdi dolayısıyla bu robotlar da hatta bir sürü filmler yapılıyor. Robot, insan savaşı falan diye. Terminatör. Ha. Ama bir süre sonra yani benim tahminim 70 yıl, 60 yıl falan veriyorum. 50 ila 70 yıl arasından sonra robotlar e, çok etkin olacaklar yaşamımızda. Sanayide i̇nsan çok kullanılıyor yaşamım. şu anda. şeyde de vardı ya bir espri vardı çok tutmuştu o. Zeki Müren de bizi görecek mi diyordu. hani e, Görüyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o sanayi konusuna bir anekdot ekleyebilir miyim? Evet. Şimdi e, araştırmacılar e, bir araştırma yapıyorlar. Bir fabrikanın orta ölçekteki bir fabrikanın Hı. sıfırdan planlanıp kurulması için geçecek süre yaklaşık 3 yıl. Eğer bunu robotlara yaptırırsanız bütün süreçleri 2 ayda fabrikanın evet, kurulması dahil 2 ayda bir fabrika kurabiliyorlar. Hı. Yani inanılmaz bir potansiyel. Evet yani insanların belki önümüzdeki dönemde çalışma saatini 8 saatten 4 saate indirmesi gibi bir şey de gündeme gelebilir tabii bununla beraber. Yani robotlaşmanın getireceği çok büyük sorunlar da yaşayacak insanoğlu. Buna devletler çözüm bulacaklar. Peki. Örneğin çalışma hayatında diyelim 3000 kişilik fabrikada siz 3000 kişi istihdam sağlıyorsunuz. 40 yıl sonra 60 yıl sonra o 3000 kişi robot olduğu zaman o 3 bin işveren yine aynı varlığını sürdürecek. Maddi gücünü de sürdürecek. Ama çalışan 3 bin kişi ortada kalacak. Peki. Dolayısıyla yapılanmalar gerekecek. Ya bu Sofya Hanım'ın, Robot Hanım'ın görüşleri hakkında hiçbir şey söylemeyecek misin abi sen ya? Yorum <laughs> yok. hakkında Şimdi onu siyasi bulanlar olabilir. Ama açık söyleyeyim. Bence mantıklı şeyler söylüyor. Ne açıdan? <gülüyor> <gülüyor> Mesela Kemal Bey istifaya davet etmesi mantıklı bir şey yani. Ee, Onu yapmak yumur... için robot olmaya gerek yok. Mu? Yani evet. Bu <laughs> başkanı da 22 yıldır hakikaten yani hizmetlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Neticede insanların yaşamına fayda getirmek için e, çabalayan bir pozisyonda. Tarafsız bölgeye davet edelim ya Sofya'yı. Oğuzhan'la bir temas kursana Onur. Bize gelir miymiş gelmez miymiş? Neyi bileyim yani o nasıl... Abi sen nasıl davet ettin diye sor işte yani. İsmet abi sen bir şey demeyecek misin ya? Valla bir şey diyemiyorum çünkü bu cümleler... O kadar çok konuştuk ki bu cümleleri. Ya bizi dinliyordu veyahut da toplandı. <laughs> ya şimdi yapay zekaya soru sorduğunuz zaman internet datalarından alıyor. Şimdi... Son süreçte Kılıçdaroğlu istifa et diye o kadar çok tweet evet, evet, atıldı doğru, ki, doğru. o kadar çok tabii. köşe yazı yazıldı ki. Sosyal medya ki. etkisi. Yani, tabii, tabii. Hakikaten sosyal medya etkisi. Biraz önce espri yapmadım ben. Şimdi Cumhurbaşkanı hakkında söyledikleri, oradan da verileri nihayetinde e, internet ortamından alıyor, Cumhurbaşkanı sitesinden alıyor. Oradaki verileri doğru kabul edip e, konuşuyor. Bu kadar basit. Tabii canım o. Sosyal şimdi... medyada insanlar yazıyor. Yani Kemal Bey için istifa yazmışlarsa binlerce on binlerce insan. Yani 85 milyon nüfuna mı vardı? 64 mi? milyon seçmen. Peki. Sosyal medya. Şimdi, şimdi bir fıkra anlatılır eskiden biliyorsunuz ismini vermeyelim bizde bir Cumhurbaşkanı ilk bilgisayar çıktığında tanıtıyorlar işte, devlet başkanları toplar herkes Anladım. bir şey soruyor. Biliyorsunuz değil mi? O fıkra bir şey yok, bir haklıdım, olay eski bir cumhur, eski Cumhurbaşkanlarından birisi için bir şey anlatılır. Evet. İsim vermeyelim şimdi. Evet. İlk bilgisayar çıktığında işte tanıtım evet. için birçok ülkenin devlet başkanını çağırıyorlar. Evet. Herkes bir şey soruyor, yanıt veriyor. Evet. Sıra ona geliyor. Bizim Cumhurbaşkanı evet. 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 Bozuluyor. Evet. Ne soruyor? Ne var ne yani herkes merak ediyor. Ne sordun da bozuldu diyor. Evet. Vallahi ne var ne yok dediydim diyor. <gülüyor> ya <gülüyor> <laughs> bu robot da bozulur mu acaba ne var ne yok deyince? Dünyada Teşekkür her, ederim. Her şeyi İyilik. toparlayacağım derken bozulmuş. Yani çok anlatılırdı biz okul sıralarımızda falan. Abdülkadir bir şey diyecek misin bu konuyla ilgili? Geçelim mi? Valla Ahmet Bey ben şöyle hani robotlardan yanayım. Elbette ki insani dokunuş çok önemli. Hani bu Sofya yandaş robot olduğu için ondan yana değilim. Hemen <laughs> <laughs> Sofya'yı da yandaş robot ilan ederler. <laughs> Bu özellikle tıpta robotik cerrahide bir değerli büyüğüm ee, hemen uyardı. Robotik cerrahide çok büyük faydası oluyor dedi. İşte tok fabrikası biliyorsunuz yerli otomobil e, konuşan robotlar üretiyor. Artık konuşan robotlar üretiyor. Artık oradan boşta kalan insanları da biz robot üretmeye herhalde e, yönelteceğiz. Burada şey var tabii... Robot dahi artık Kemal Bey'in istifa etmesi gerektiği noktasına gelmiş ee, Dilerim Kemal Bey bunun dikkate alır ee, ama e, robot da olsa insanlar gerçeği görebiliyor Demek ki işte yani ama bir espri e, geldi Erdoğan şimdi. and konusundaki tavrı da. Buyurun Pardon ya ben laf kesmek için söylemedim e, şunun için şu bu ha, Buyurun Buyurun yok <laughs> ben söyleyeceğim bu kadar Peki e, bu görüntüler çıktıktan sonra yani Kemal Bey istifa etsin demiş ya bu robot. Bu robotun kasetleri çıkmış efendim. Videoları çıkmış. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Peki.